Nasıl yapmalıdan merhaba. Geçtiğimiz hafta İzmir Şakran Cezaevi'nde çocukların cezaevi personeli tarafından şiddete maruz kaldığı, kötü muameleye maruz kaldığı yönünde haberler geldi. HDP Onursal Başkanı ve Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü cezaevini ziyaret etti ve burada çocuklara yapılan uygulamaları kamuoyuyla paylaştı. Daha önce Şakran cezaevinde, Pozantı'da, muhtelif hapishanelerde çocukların işkence, kötü muamele, cinsel saldırı, fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığına dair haberler kamuoyuna yansımıştı. Ama gerek Adalet Bakanlığı, gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda talep edilen iyileştirmeleri yapmadığı biliniyor. Sivil toplum örgütleri, özellikle insan hakları örgütleri ve çocuk hakları örgütleri bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Raporlamalar yapıyorlar. Çocuklara, çocuk mahpuslara uygulanan kötü muameleye dair veriler paylaşıyorlar. Ancak anlaşıldığı kadarıyla artık mesele yapısal bir probleme dönüşmüş durumda. Bu yüzden de çocuk cezaevlerinin kapatılması için 34 sivil toplum örgütünün bir araya geldiği bir çatı oluşturuldu. Çocuk cezaevleri kapatılsın inisiyatifi. Bu inisiyatifin de bir bileşeni olan Gündem Çocuk Derneği'nden Emrah Kırımsoy'la hem Şakran cezaevi ile ilgili rapor ve verileri konuşacağız, hem de genel olarak kapalı kurumlardaki çocukların uğradıkları muameleyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi şöyle başlayalım. Yaklaşık 15 yıl kadar önce bir cezaevinde, çocuk cezaevinde tanışmıştık. Evet. Orada da Elmadağ, Ankara Elmadağ çocuk tutuk evinde bir takım etkinlikler yapıyordunuz. Oradaki tablodan bugüne gelindiğinde, yani siz uzun yıllardır bu meseleyle uğraşan bir aktivistsiniz. Tabloda nasıl bir değişim var? O zaman da mı kötüydü AKP öncesiyle, AKP dönemindeki cezaevlerinde çocukların durumları arasında bir kıyas yapıldığında nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Aslında belki şöyle ifade etmekte fayda var. Çocuk adalet sistemiyle ilgili sistemi güçlendirmeye yönelik çalışmaları görüyoruz bir taraftan. Tam 2000'li yıllar çocuk cezaevleriyle ilgili yeni reformların, yeni mevzuatların oluşturulmaya çalıştığı yıllara denk geliyor. Fakat temelde bir algı bozukluğu var. Çocukla çocuk adalet sistemini bir araya getirmeyle ilişkili olarak. Yani tam o dönem Avrupa Birliği uyum yasalarının da tartışıldığı dönem, 2000'li yılların ilk dönemi. Şu yani yasalarda bir çocuk lehine bir düzenleme hiçbir zaman oldu mu 2000'li yıllardan itibaren? Şöyle başlayayım. Çocuk adalet sistemiyle ilk önemli yasa 1979'da çocuk cezaevlerinin, çocuk mahkemelerinin kurulmasıyla başladı. Bu Daha önce çocuklar yetişkinler gibi, evet, diğer hapishanelerde yargılanıyorlardı Türkiye'de. Diğer mahkemelerde. Evet. Yani. Bu yasayla birlikte, ki işte 1980'lere denk geliyor, her ilde çocuk mahkemesi kurulması ve çocuğa özgü yapılar oluşturulması ile ilgili bir taahhüt verildi. Fakat çok uzun yıllar bu mahkemelerin sayısı 7 ile 8'i geçmedi. Bu başlangıçta çok büyük bir sıkıntı oldu. 2005 yılından sonra da çocuk koruma kanunuyla yeni bir güç getirilmeye çalışıldı. Mahkeme kurulmasıyla ilgili, çocuğa özgü adalet sistemiyle ilgili. Fakat burada da çocukların adalet sisteminden geri çekilmesi değil, tekrar kurumlara yerleştirmeleriyle ilgili akış daha da güçlendirilmiş oldu. Nasıl yani? Şöyle bir mantığı var çocuğa özgü adaletin. Eğer çocuk koruma sistemi çalışmıyorsa çocuk adalet sistemiyle tanışıyor çocuklar. Yani hep tersine döndürüp çocuk koruma sistemini güçlendirmeye bakmamız gerekirken, biz çocuk adalet sisteminde yaptırımları daha güçlendiren bir ülke haline geldik. Yani tırnak içinde söylüyorum, ıslah yerine
baskıyla çocuğu evet. hizaya getirme politikası. Yani bizde çocuğun neden adalet sistemiyle karşı karşıya kaldığı sorgulanmıyor, ne yapılacağı sorgulanıyor. Halbuki çocuğa özgü adalet sisteminde bir kere neden çocuk adalet sistemiyle karşı karşıya ve bir daha karşılaşmaması için neler yapılmalı, ayakları üzerinde durabilmesi için onların düzenlenmesi gerekirken biz doğrudan herhangi bir şekilde kanun ihtilafa düştüğü zaman o zaman yaptırım listemizi açarız. Oradan karşısına ne gerekiyorsa onu veririz ki bu genelde de maalesef kapalı kurumlara yerleştirme oluyor. Sayılara baktığımızda... Kapalı kurumlardan kasıt çocuk cezaevleri... Çocuk tutuk evleri, çocuk cezaevleri, bir de hüküm giydikten sonra yerleştirdikleri eskiden çocuk ıslah evleri tanımlamasında çocuk eğitim evleri kurumları var. Orada da mecburi olarak duruyorlar. Evet. Bir de tabii çocuk kurumlarının olmadığı illerde hala yetişkinlerin bulunduğu kurumların çocuklara ayrılan bölümlerinde kalıyorlar. Bu da büyük bir sorun. Türkiye'de her ilde çocuk kurumu yok. Zaten aslında çocuk kurumlarının olmaması gerekiyor. Ama olduğunda da yetişkinlere ait kurumların çocuk koğuşlarında da kalabiliyor çocuklar. Yetişkinlerle birlikte mi? Yan yana? Yani ayrı bir bölüm olduğunu iddia ediliyor. Fakat tabii bütün kurumsal yapı içerisinde mesela yetişkinlere yönelik hizmet veren infaz koruma memurlarının, personelinin bulunduğu bir mekanda çocuklara küçük bir oda ayırmışsınız, küçük bir bölüm ayırmışsınız, çok fark etmiyor anlayış. Bazı hapishanelerde çocuk tutukluların yetişkinlerden de baskı gördüğüne dair haberler var. Aynı mekanlarda mı sosyalleşiyorlar? Bu nasıl oluyor? Yani ayrı tutuldukları hep söyleniyor. Fakat hani bir cezaevi yaşamı içerisinde karşılaşmama imkanları yok. Yani en azından görüşe gelirken veya işte koridorlarda bir şekilde haberleşiyorlar. Ki bu arada hani koğuşlar arasında çocuklar da kendi iletişim yöntemlerini çözmeyi başarıyorlar. Hı-hı. İşte yukarıdan mektup atmalar vesaire falan hani... Oradaki sınırları sınırsız hale getirmeyi başarıyor. Ama bu aynı zamanda fiziksel şiddete maruz kalabilecekleri ortamların da var olduğunu gösteriyor. Mesela Şakran raporunda çocuklardan biri şunu söylüyor. Dışarıdan bakıldığında 5 yıldızlı otel gibi ama içeride özellikle kameraların görmediği kör noktalarda her şey yapılıyor diyor. Bir kere bu kör noktalara niçin izin veriliyor? İkincisi de dışarıdan bu hani temiz görünümlü cezaevlerinde genel olarak neler yaşanıyor? Şimdi aslında soruyu tersten sormak gerekiyor. Hani kör noktalar bütün fiziki alanlarda mutlaka kör noktaların olma olasılığı vardır. Bu kaçınılmazdır bir taraftan. Tabii hani bunların olmaması ile ilgili çabanın mutlaka artırılması gerekiyor ama asıl soru kapalı kurumların şiddet üretiyor olması. Herhangi bir kapalı kurum içerisinde güç dengeleri, hiyerarşi, otorite, düzeni sağlama, düzen derken işte disiplin vesaire falan, o ister istemez bir eşitliği bozan ilişkiden kaynaklı olarak gücü kötüye kullanan bir süreç yaratıyor. Bu artık sosyal bilimlerde birçok alanda kanıtlanmış ki öbür taraftan da kapalı kurumların bir eğitsel amacı olmadığı da bir sürü şekilde kanıtlanmasına rağmen ısrarlı bir şekilde bu kapalı kurum algısının devam ettirilmesi kocaman bir soru işareti bir taraftan. Özellikle bir de Şakran olayına baktığımızda ki Şakran ne ilk ne de son. Şakran'dan önce Pozantı, Maltepe, Sincan, Erzurum, daha birçok infaz kurumlarında medyadan, avukatları aracılığıyla veya tahliye sonrası bir şekilde çocukların geri bildirimleriyle kapalı kurumlar içerisinde inanılmaz işkence, kötü muamelelerin yaşandığını tekrar tekrar haberdar oluyoruz. Ve bunu aslında herhangi bir şekilde düzeltememek çok sıkıntı verici bir taraf. Bununla ilgili kamu idaresine bildirimler yapılsa bile sistemin kendini korumaya çalışması nedeniyle ve çocuğu hiçbir şekilde görmemesi nedeniyle bu artık bir kısır döngü haline gelmiş durumda. Bu nedenle aslında hani hem kapalı kurumların cezaevlerinin kapatılması, çocuğa özgü özellikle acilen
ve çocuk tutukluluğuna son verilerek kurumların mevcut halinde bağımsız izlemeye açılmasıyla ilgili bir dizi önlemler alınması gerekiyor. Şimdi buna geleceğiz. Yani cezaevleri kapatılsın girişiminin taleplerine. Fakat ondan önce şunu sormak istiyorum. Yani biz çocuk cezaevlerinde çocukların maruz kaldığı işkence ve kötü muamelenin simgesi olan bir filmi hep hatırlarız. Yılmaz Güney'in Duvar filmi. Merak ettiğimiz şey şu, o sahneler hala tekrar ediyor mu? O sahnelerin doğrudan tekrar ettiğini söylemek mümkün değil. Ama şiddetin şekil değiştirdiğini görüyoruz. Yani doğrudan falakaya yatırılmasa bile, yani hakkı olan düzenlemelere erişememesi, ailesiyle görüşlerinin keyfi bir şekilde engelleniyor olması, işte hücreye yerleştiriliyor olması veya kurumda bulunma nedeniyle ilişkili olarak zarar görebileceği başka bir koğuşa yerleştiriyor olması, bunlar aslında şiddetin şekil değiştirilmiş halleri. Ve mesela bu cezaevleri, hapishanelerden bahsederken çok farklı grupların bir arada bulunduğunda tekrar göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani siyasi, adli, evet, tutuklular. Evet. Şakran'da galiba çocuklar, işte cinsel suçlardan tutuklu çocukların koğuşuna götürülmekle tehdit edildiklerini söylüyorlar. Ne oluyor? Yani tecavüz akranlar arasında mı oluyor? Bu esnada cezaevi personeli niye müdahil olmuyor ya da bu teşvik mi ediliyor? Orada işte bir de özellikle mesela belli bölgelerden, belli etnik gruplardan, özellikle işte mesela toplumsal olaylara, eylemlere katılan Kürt çocuklarıyla ilgili Pozantı Şakran sürecinde işte bir araya geldikleri kurumlarda caydırıcı, ezdirici, güç gösterici süreçlerin başladığını görüyoruz. Aslında oradaki... Yani aslında bir tür, nasıl ki şimdi işte seçimlere yaklaşılmışken sokakta ya da işte 1 Mayıs'ta işçiler Taksim'e çıkmaya çalışırken bir takım polisle de paslaşan gençler göstericilere saldırıyorsa ve bunun üzerinden bir sindirme operasyonu yapılıyorsa, cezaevlerinde de Kürt çocuklarına bu şekilde mi, diğer tutuklu çocuklar üzerinden mi bir basınç oluşturuluyor? Basınç oluşturuluyor. Yalnız hani burada Kürt çocuklarıyla ilgili özel bir zaten ağırlık noktası var. Onu Pozantı'dan, Şakran'dan, Sincan'dan takip edebiliyoruz. Orada sistematik hale gelen bir baskı olduğunu. Kürt çocukları. Evet, ama bu noktada hani farklı grupların bu baskıya maruz kalmadığını söylemek de yanıltıcı olabilir. Yani aslında öbür çocuklar da eziliyor. Evet, yani orada bunların mesela medyaya nasıl yansıdığıyla, yani yansıyabilmesiyle ilişkili olarak da gün yüzüne çıktığını da görüyoruz. Kapalı kurumlar içerisinde, yani mesela hani kurumda bulunma nedeni bile bir güç gösterisi olabiliyor. Adi bir işte tırnak içerisinde suçtan infaz kurumunda olmakla işte şahsa karşı adam öldürme gibi bir suçtan infaz kurumunda olmanın hiyerarşik bir dengesi bile var. Orada akıl almaz, belki hani dışarıdan çözümlenebilecek ilişki ağları da oluşabiliyor. Bir racon, bir dil, infaz kurumu içerisinde bir hapishane kültürü de oluşuyor. Hani her ne kadar mesela bir koğuş ağası sisteminden bahsedilmeyeceği kamu idaresince ifade edilse bile, bir koğuş sorumlusu, bir koğuş mümellisili, işte bir abi figürü ister istemez çıkıyor. Unutmayalım, bunlar 12-18 yaş arasındaki gençler ve böyle sayılara baktığımızda Türkiye'deki kanunla ihtilafa düşenlerinin neredeyse %90'ının erkek olduğunu görüyoruz. Ve bu yapı içerisinde de lütfen hani gözlerimizi kapatıp bir düşünelim. 15-20 tane genç ergeni bir odaya koyalım, kapıyı üstlerine kapatalım ve orada sorun çıkmayacağını umut edelim. Bu mümkün değil. Bu gerçekten mümkün değil. Peki, dolayısıyla çocuk cezaevleri kapatılsın diyorsunuz. O zaman şu sorulacak: ne yapılacak peki, bunun alternatifi ne?
cezaevlerinin olmadığı bir sistem. Bir kere şunu sorayım, Avrupa'da ya da işte demokrasinin belli standartlarının uygulandığı ülkelerde bu iş nasıl yürüyor ve sizin taleplerinizle bu ne kadar örtüşüyor? Girişime girmeden önce belki neden çocuk cezaevi kapatılsın denildiğini bir örnekle daha açıklamak isterim. Bilal Çoşelav. Evet. Ahim'de görülen Çoşelav. Bir intihar davası. İntihar davası. 16 yaşında. Önce Erzurum cezaevinde, oradan işte intihar girişiminde olduğu için naklediliyor. Kars'tan Erzurum'a naklediliyor. 2004 yılında. 2004 yılında. Ve bu süreç içerisinde 22 tane dilekçe yazıyor. Bu dilekçelerden bazılarına olumlu yanıt veriliyor. İntihar girişiminde zaten bulunmuş. Dilekçesinde ne talep ediyor? Nakil talebi, dışarıya gitme talebi, görüş talebi gibi farklı talepleri var. Ama bu süreçlerden hiçbiri olumlu bir şekilde ona yansımıyor ve biz en sonunda Bilal'in 2014'te 16 yaşındayken intihar etmesi gerçeğiyle yalnız bırakılıyoruz. Bir nokta daha var, intiharı 13 gün sonra aileye haber veriliyor. Şimdi bu dizgiye baktığınızda çocuğun kendine gösterebileceği şiddetin ne kadar akıl almaz bir boyuta ulaşabileceğini ve artık söylenecek kelimenin kalmadığını da görebiliyoruz. Ahim bu süreci ele aldıktan sonra kapalı infaz kurumlarının mutlaka çocukların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılanması gerektiği ile ilgili bir karar da verdi. Ama, 2012 yılında. Evet, 2012 yılında. Tabii hani buradaki tarihlere de bir bakmak gerekiyor. 2004 yılında Bilal'i kaybediyoruz. Ondan sonra bir süreç başlıyor. Ve bu bir taraftan da cezasızlık zincirinin ne kadar uzun bir süreye de yayıldığını gösteriyor. Zaten Türkiye'de bir mahkumiyet olmuyor. Yani bu cezaevi evet. personeliyle ilgili evet. Bir nihayete varılmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiliyor. Evet. Buradaki tek bir vakadan bile sistemin çocuk yararına acilen değiştirilmesi gerektiğini tekrar görmemiz gerekiyor. Buradan da aslında çocuk cezaevleri kapatılsın girişimine geldiğimizde evet. Girişimin belki tarihçesine tekrar göz atmamızda fayda var. Girişim 1 Ocak 2014'te Sincan'da çocuklarla infaz koruma memurları arasında ki arbede ve şiddetin akıl almaz boyutu nedeniyle bir araya gelen insan hakları ve çocuk hakları örgütlerinin bir toplamı ve çocuk tutukluluğuna son verilmesi ve çocuk cezaevlerinin bir an önce kapatılmasını ısrarla talep ediyor. Şimdi burada kritik bir nokta daha var. Sayılara baktığımızda, en son işte internete baktığımda 2167 civarında çocuk şu anda infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak ve bu dağılıma da baktığımızda tutuklu olanların tutuklu olanlar bu sayının 3/2'sine de tekabül ediyor. Bu yine yani hüküm giymemiş. Hüküm giymemiş. Bu tabii şöyle bir sıkıntı daha. Henüz hakkında karar verilmemiş ve masumiyet karinası altında olan çocuklar kapalı infaz kurumlarında. Bu aslında çok büyük bir sorun. Hani henüz daha bir karar yok ama biz onlara hakkında hüküm verilmiş gibi davranıyoruz. Aslında yetişkinlere uygulanan hukuk da bu. Aynısı. Fakat çocuklar için en azından bunun böyle işlememesi gerekiyor. Kesinlikle. Tabii burada hani farklı ülke örneklerine baktığımızda çocukların bir kere adalet sistemine girmemesiyle ilişkili düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Yani çocuk adalet sistemi çocuk koruma sisteminin içerisinde algılanıyor. Yani çocuğun en son mahkemeye gitmesi. Aynen. Hiçbir çare kalmadığı zaman. Öncelikle hani neden kanunla ihtilafa düştüğüyle ilgili bir sorgulama ki bu sosyal inceleme raporlarıyla yapılıyor. Bu arada hani Türkiye'de de sosyal inceleme raporları hazırlanması gerektiğiyle ilgili bir dayanak kanun var. Fakat sistem mış gibi işliyor. Bir rapor hazırlanıyor ama hakim onu çok dikkate almıyor. Çocuğun tekrar mahkemeyle ilişkisi olmaması için tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir sürü boşluk var. İşte hakikaten bir mış gibilik devam ediyor. Ve çocuğun karşılaştığı yer kapalı kurumlar oluyor. Ve
Tabii bir kapalı kurum kısır döngüsünün içerisine giren çocukla ilgili yaşadıklarından da kaynaklı olan geri dönülemez ve telafisi edilemez de sonuçlar doğuruyor. Görüyoruz işte. Şiddete uğrayan bir çocuğun bu olmamış gibi davranması da beklenemiyor. Şimdi bu demin sordum, tekrar edeyim. Avrupa, yani demokratik ülkelerde çocuğun en son hani mahkemeye, adliyeye götürülüşü. Oradaki çocuk, oralarda yani Avrupa'da çocuk suçlularıyla ilgili, çocukların işledikleri suçlarla ilgili genel politika nasıl? Cezaevleri var mı? Buralardaki uygulamalar nasıl? Çocuğa özgü adalet sistemi temelini Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden alıyor. Birleşmiş Milletler. Evet. Ve bununla ilgili komitenin de bir genel yorumu var. 10. genel yorumu, çocuğa özgü adaletin yapısı nasıl olmalı diye. İşte adil yargılanmadan tutun, çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun ve toplumla tekrar bir arada olmasını sağlayacak ve kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak düzenlemeler diyor. Bu anlayış da temelini onarıcı adaletin felsefesinden alıyor. Onarıcı adalet demek hem failin bir kere yapmış olduğu eylemle yüzleşmesi ve bir daha yapmamayla ilgili kendiyle bir iç muhasebeye girmesi. Diğer taraftan da mağdurun zararının tazmini ve mağdurla failin bir araya gelerek birlikte yaşama kültürünü geliştirmek. Bizdeki onarıcı adaletten ne yazık ki çok uzak bir cezalandırma ve ıslah etme yaklaşımı olduğu için bir arada yaşama kültüründen bahsetmek çok mümkün değil. Daha da uzaklaştırıyor ve kutuplaştırıyor. Tabii burada da şöyle de kritik bir nokta var. Fail dediğimiz zaman kanunla ihtilaf haline gelme durumunu, yani suç kavramını da çok iyi tanımlamak gerekiyor. Neye suç diyoruz, neye demiyoruz? Burada da özellikle çocukların kanunla ihtilaf haline gelme durumlarına baktığımızda yargılandıkları noktalarda hatırlarsınız bir baklava mevzusu vardı bundan 10 yıl önce. Baklava çaldı. 3-4 kişi akşam saatiydi. Ceza kanunu açıldı. Grup, çete, akşam saati planlı, örgütlü bilmem ne. Bunun cezası da şu kadar yıl diye bir reçete çıktı. İşte bizdeki mantık o şekilde. Ama dönüp çocuklara baktığımızda baklava, şeker, tatlı bir şey. Tatlı, eğlence, heyecan. Evet. Evet, yanlış olduğunu biliyor olabilirler. Yani buradaki denklemle oradaki reçetenin uyuşmazlığı ile ilişki çok somut bir örnek bu. Aynı şey bu TMK kapsamında da yapıldı ve 2006 yılında Diyarbakır'da Mart olayları sırasında Tayyip Erdoğan, o dönemin başbakanı, kadın da olsa çocuk da olsa gözünün yaşına bakılmayacak dedi ve o tarihte Diyarbakır'da aralarında 6 çocuğun da olduğu galiba 10-11 kişi öldürüldü. Ve daha sonra TMK'da bir değişiklik yapıldı hemen arkasından Haziran ayında. Ve bu sefer çocuklar, yakalanan her çocuk ya tutuklandı ya mahkemelerle karşı karşıya kaldı. Biraz buna biraz değinelim. Sonra bu TMK mağduru çocuklar tabiri biraz gündemden düştü. Çünkü yasal bir düzenleme yapıldı anlaşıldığı kadarıyla. Ne oluyor? Oradaki davalar nedir? Ve hala işte gösteriler zaman zaman oluyor. Çocuklara yönelik Gezi'de olduğu gibi, keza Diyarbakır'da olduğu gibi infazlar da oluyor. Buradaki genel tablo ne? Yargısal şeyden. Ya o orada ya hakikaten tekrar hatırlatmak gerekiyor. 2008-2009 yıllarından sonra bu işte başbakanın kadın da olsa çocuk da olsa gözünün yaşına bakılmayacak ifadesinden sonra toplumsal olaylara, protestolara katılan çocuklarla ilgili inanılmaz yargı süreçleri başladı. Gözaltılar, işte tutukluk süreçleri. Onunla ilgili de çok farklı yapılarda ki içinde bulunduğumuz çocuklar için adalet girişiminde de izleme ve raporlamalar yapmaya çalıştık. Çocuklarla ve aileleriyle görüşmeye çalıştık. Hem gözaltı süreçlerinde hem tutuklulukta sonrasında
inanılmaz işkence ve kötü muamelelere tekrar tanıklık ettik ve bunları raporlayıp uluslararası düzeyde de bir baskı grubu oluşturmaya çalıştık. Ki farklı yapıların da baskısıyla TEMİKA'da ufak bir değişiklik oldu. Neydi o değişiklik? O değişiklikte özellikle toplumsal olaylarda dahil olmanın terör örgütü üyesi olarak ilişkilendirilmesiyle ilgili bir düzenleme vardı. Bu çocuklar için kalktı. Yani bir toplumsal protestodayız. Orada geçiyoruz, bakıyoruz, dahil oluyoruz. Bu bir suç olma kapsamından çıkarıldı çocuklar açısından. Fakat ondan sonra tekrar mevcut yasalarla gözaltılar devam etti aslında. Sonra da iç güvenlik yasası zaten. Ve üstü örtülü bir şekilde işte mesela Pozantı'dan Şakran'a giden, Şakran'dan Sincan'a giden bu çocukların geçmişlerinin bazılarını, hepsine değil, öyle bir genelleme yapmak da zor olabiliyor. Geçmişlerine baktığımızda tekrar toplumsal olaylara dahil olmayla ilgili ilişkilerin olduğunu da görüyoruz. Burada aslında hani yasa değişse bile çocuklarla ilgili yaşadıklarının değişmediğini ve giderek de kötüye gittiğini de tanıklık etmiş oluyoruz aslında. Yani Pozantı'dan diyelim tahliye edilen çocuk bir daha tekrar mı tutuklanıyor? Evet. Başka bir evet. vesileyle evet. veya sonra. Ve mesela sadece bir fotoğraf kaydında, video kaydında olması bile yeterli. Şimdi az önce söylediğim bir TMK dolayısıyla tutuklanan çocuklarla ilgili raporlamaları ve uluslararası bir baskı grubu oluşturmaya çalıştığınız. Peki hakikaten Avrupa'dan Türkiye'nin taraf olduğu işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dolayısıyla herhangi bir tazyik geliyor mu? Heyetler gelip cezaevlerine bakmak, kontrol etmek istiyorlar mı? Niye ya da bir sessizlik mi hakim uluslararası Hayır. camia açısından? Aslında farklı mekanizmalar çocuk adalet sisteminin ve özellikle infaz kurumlarının geliştirilmesiyle ilişkili tavsiyeler veriyor. Bu tabii hani mekanizmaların yaptırım güçlerinin de ne kadar olduğunu da sorgulamak gerekiyor. Orada bir tazmin süreci aslında sadece AHİM'de çok kesin. Ama hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin tavsiye kararı vermekten öte bir mekanizması yok aslında. Tabii bir uluslararası da statü ona uygun hareket etmek. Her türlü raporda da buna uygun etmediği Türkiye'nin açık açık yazıyor. En son mesela işkenceyi ve onur kırıcı muameleyi önleme komitesinin Türkiye'de yaptığı ziyaretler sonunda tekrar tekrar infaz kurumlarının şiddet ürettiği ve sistemin değiştirilmesiyle gerektiği ile ilgili çağrısını kocaman yazdığını görüyoruz. Bunun Adalet Bakanlığı buna nasıl yaklaşıyor? Bunun tabii kamu idaresi tarafından algılanması hem aslında durum o kadar kötü değil, münferit olaylar şeklinde bir tanımlama olduğunu görüyoruz çoğu zaman. Öte taraftan da evet biz yapılarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Şöyle şöyle eğitimler, şöyle şöyle fiziksel geliştirmeler işte gündemimizde diye bir açıklama var. Ama burada da temel yaklaşıma tekrar bakmamız gerekiyor. Adalet Bakanlığı'nın şu 5 yıl içerisinde hedeflediği sayılar arasında mevcut kurumların sayısını 5 kat arttırmak gibi bir planı var. Şimdi tekrar geriye dönüp mevcut kurumlar nasıl yani bir yapıdaki... Evet, daha çok yani 5 katsa düşünün hani bu hapishaneler kimler için hazırlanıyor? Bir kere bir soru işareti var bir tarafta. Bir de mevcut hapishanelere baktığımızda yeni yaklaşımda işte uluslararası standartlar dediklerinde bir kampüs oluşturuluyor. Kampüsler şehir dışından uzakta bölümleri olan, tek bir ağacı olmayan ve ya inanılmaz bir tecrit alanı. Aslında doğru kelime tecrit alanı. Orada işte kampüs içerisinde kadın bölümleri, erkek yetişkin erkekler için, çocuklar için ayrı ayrı bölümler oluyor. Ama bir kampüs zihniyeti inanılmaz derecede yerleşmiş durumda. Mesela şöyle bir örneğimiz vardı çocuklara özgü kurumlarda. İlk çocuk eğitim evi Keçiören'deydi. Ve bir serası,
bir bahçesi, kocaman bir alanı vardı. Ve çevreden gelen rahatsızlıklar nedeniyle orası Adalet Bakanlığı'nın eğitim merkezi oldu. Oradaki çocuklar Keçiören'den Sincan'a gitti. Mesela eğitim evi demek okuluna gidebilirsin, işine gidebilirsin, dışarıyla ilişkin olur mantığıdır. Ama Sincan derken çocuk zaten gidemiyor, çıkamıyor. Yani çok uzak bazı şeylere, çıkabilse bile bir yerlere gidemiyor. Bu tecrit mantığı çok sıkıntılı o anlamda. Peki şey, ne kadar, kaç tane cezaevi var, çocuk cezaevi? Yani şu anda güncel sayılar 5 kurum var. Bunlar işte Ankara'da tutuk evi ve eğitim evi, Maltepe'de, Şakran'da o kurumlar içerisinde olan tutuk evi ve eğitim evleri Pozantı. Diye gidiyor. Pozantı bir çocuk kurumu değil. Değil. Peki bu cezaevlerindeki işte kötü muamele, işkence vakaları dolayısıyla çocukların şikayette bulundukları oluyor. Personel, yani ceza infaz kurumundaki işte gardiyanlar, müdürler ya da jandarma, asker, bunların yargılanmasıyla ilgili herhangi bir örnek var mı, cezalandırılması, yoksa cezasızlık sorunu burada da mı görünüyor? Ne yazık ki onunla ilgili örnekler mesela, yok. Mesela özür dilerim, bir galiba yine Şakran'da bir ifade, arkadaşımı diyor gözlerimizin önünde jandarma dövdü, işte işkence yaptı ve müdür de buna seyirci kaldı, hiçbir şey yapılmadı. Onunla ilgili yani bir cezasızlık zinciri sürüyor. Yani alınabilen, izlenebilen, takip edilebilen tek durumlar aslında görevlilerin yerlerinin değiştiriliyor olması. En son Çakran'da da işte işte kurum içi yazışmayla çocukların birbirlerine gösterdikleri şiddet gün yüzüne çıktığında medyada tekrar. En son da takip edebildiğimiz müdürün başka bir yere görevlendirilmesi. Hepsi bu. Evet. Bir de tabii cezaevleri dışında yani çocukların barındığı işte yetimhane şimdiki adıyla yetiştirme yurtlarında zaman zaman kamuoyuna yansıyan şiddet, taciz, tecavüz olayları oluyor. Buralara dair bir peki izleme, aktif sivil toplumun izleme yapma şansı oluyor mu, yoksa bu da mı reddediliyor? Ne yazık ki olmuyor. Ne Adalet Bakanlığı, ne Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, ne çocukların mesela sağlıkla ilgili mesela kronik veya ruh sağlığı ile ilişkili bölümlerde, hastanelerde kaldıkları birimlerle ilgili bir izleme mekanizması kurulması konusunda kamu idaresinin çok sert direnci var. Çünkü hakikatlerin ortaya çıkması mı istenmiyor? Yoksa iktidar... Ya aslında temel olarak sistemin korunmaya ve korunmaya çalışılması ile ilişkili bir yaklaşım olmasından kaynaklanıyor. Orada aslında çocuğun korunması gerektiği gözden tamamıyla kaçırılmış durumda. İşte hani belki hani sokak diliyle aman bize laf gelmesin gibi bir anlayışı olduğunu görüyoruz bir taraftan. Devletin imajını zedeletmemek. Halbuki onların aslında mevcut sorunların üzerine gidilip bunların aşılması, hep birlikte aşılması çok daha güçlü bir imaj sergilenmesini de sağlayacak. Şimdi galiba önümüzdeki günlerde ya da hali hazırda Ocak 2014'te Sincan Cezaevi'nde çocukların yaralanması, ilk girişte arama gerekçesiyle dövülmesiyle ilgili bir dava sürüyor. Bu davada fakat yargılanan çocuklar, evet, yani işkence yapan personel değil. Bunu soracağım. Şu anda bu tür davalar ne kadar işte nihayete eriyor? Bir, yani bu mesela Sincan davası. İkincisi de 2006'dan bu yana, aslında 2004'ten bu yana, Uğur Kaymaz'dan, evet, bu yana çok sayıda faili belli çocuk infazı var. Bunların davaları ne oldu? Ceza alan hiç kolluk gücü oldu mu? Herhangi bir davadan. Benim takip edebildiğim olmadı.
Yalnız işte temel mevzuda o. Mesela hani aynı şey Roboski ile ilişkili de gidiyor. Yani tamamıyla aslında sistemin kendini koruması ile ilişkili bir algı var. Orada işte müstesna teröristi değildi, hatalıydı, ben bir şey yapmadım gibi bir algının sonucunu görüyoruz bir taraftan. Bu Sincan'daki dava da aynı şekilde gidiyor. Akıl almaz bir nokta. 1 Ocak'ta sayım sırasında çocukları koğuşlarına giriyorlar. Orada yaşanan bir arbede büyüyor, yan koğuşa sıçrıyor ve işte giderek büyüdüğünde infaz korumaların çocuklara inanılmaz şiddet gösterdiğini görüyoruz. Ardından da duruşma infaz koruma memurları tarafından çocuklara görevlerini yerine getirmelerini engellemelerinden dolayı, kamu mallarına zarar vermelerinden dolayı, tehdit etmelerinden dolayı açılıyor. Yani bir taraftan işkenceciler değil, işkence gören çocuklar yargılanıyor. Yani yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Hem karşıdakinin insan olduğu hem de karşıdakinin bir çocuk olduğu tamamıyla unutuluyor ve sistemi nasıl koruruz da ilgili bir yarışa giriliyor. Şimdi bu kadına yönelik şiddet konusunda çok söylenir. AKP'nin bir bilançosu olarak kadına yönelik şiddetin %1400 oranında arttığı söylenir. Fakat AKP bunun tersini söylüyor ve aslında şiddetin görünür olmaya başladığını, daha önce de bu şiddetin olduğunu ifade ediyor. Çocuklarla ilgili istatistiklerde böyle bir iniş veya çıkış var mı? Daha da ötesi, elinizde istatistik var mı? Tabii istatistik mevzusu bu ikinin en sorunlu noktalarından biri. Hiçbir şeyle ilgili veriye doğrudan ulaşamıyoruz. En önemli veri kaynaklarımız medya, işte çocuklarla bir araya gelebilen avukatlar olabiliyor. Resmi istatistiklerle ilgili sayılar da yani çok genel verilerle ilişkili oluyor. Mesela Adalet Bakanlığı'ndan böyle bir talebiniz oluyor mu? İşte kaç çocuk var hapishanelerde, kaçı şiddetle ilgili işte yargı süreci yaşıyor? Buna dair istatistik talebiniz oldu mu? Yani şöyle, bakanlığın vermiş olduğu sayılar, yani kurumlarda kaç çocuk kalıyorla ilgili sınırlı kalıyor. Fakat hani çocukların özel durumlarıyla ilişkili, kurumda bulunmanın durumlarıyla ilgili yine çok ayrıntılı bilgi vermemeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Halbuki bu kurumda bulunma nedenleriyle ilişkili bilgiler bir taraftan da orada nasıl bir eylem planı oluşturulması gerektiğiyle ilgili de yol haritası gösteriyor. Yani veriye dayalı bir uygulama olmadığını da görüyoruz bir taraftan. Bir taraftan da mesela çok ayrıntılı sistemler oluşturuluyor. Şu anda BİSİS diye bir mesela bir program üzerinde çalışıyorlar. Bireysel iyileştirme sistemi diye. Her kurumda bulunan çocuk olsun, yetişkin olsun işte bir bilgi toplama ve program hazırlama. Ama bunlar çok şablon ve... Bunu Adalet Bakanlığı mı evet. yapıyor? Ama şurada da bir önemli nokta var. İnfaz korumaları içerisinde mesela infaz koruma memurlarının tek görevi güvenlikle ilgili bir görevdir. Ve bir bakıyoruz aslında çocuklarla 24 saat bir arada olan görevliler infaz koruma memurları. Orada da roller bir araya giriyor. Gerektiğinde kimi zaman çocuklar için abi oluyor, psikolog oluyor, sosyal hizmet uzmanı oluyor, doktoru oluyor, bir taraftan infaz koruma memuru oluyor vesaire gibi bir karmaşa olduğunu görüyoruz. Bu da infaz kurumlarında mesela hani çocuklarla birebir çalışmalar yapması beklenen sosyal hizmet uzmanı, psikolog, eğitimci, işte herhangi bir konuda bir uzmanlık insanının sayısının çok çok az olduğunu ve sistemin tamamıyla güvenlik ve denetim üzerine kurulduğunu da gösteren bir nokta. Mesela şöyle ilginç bir kavram geçiyor. Resmi olmasa bile işte bütün bir sürü eğitimlere katıldık demişti infaz korumalardan memuru. Neredeyse infolog olduk. İnfaz koruma ve psikoloğun, yani bu yaşanan şiddeti meşru göstermiyor ama aslında nereden de kaynaklandığını, hani o yapılar içerisindeki insanların da
hangi donanımla hareket ettiğini gösteriyor. Bununla ilgili bir denetim mekanizması var mı? Adalet Bakanlığı bünyesinde var galiba. Cezaevi İzleme Kurulları var. Fakat Cezaevi İzleme Kurulları da kamu idaresinin görevlendirdiği, seçtiği, atadığı insanlar tarafından oluşturuluyor ve bağımsız değil. Yani mesela izleme kurulunun ziyaretinden önce bir ziyaret olacağı haber veriliyor. Kurumun bir hazırlık süreci var. Bağımsız izleme derken... Yani işte denetime geliniyor, herkes hazırlansın, ortalıkta bir problem olmasın. Kesinlikle. Belki çocuklar da uyarılıyordur. Evet. Şikayette bulunursanız hayatınız zora girer filan diye. Ya oradaki onu da mesela çocuklara yaşatmamak gerekiyor. Mesela bu tür izlemelerde hani onların kurumda kalmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmediğiniz takdirde onları da tehlikeye atmamak da gerekiyor bir taraftan. Bağımsız izleme derken yalnız Türkiye'de anlaşılan tek şey işte ara sıra da kurumları ziyaret etmek gibi bir etkinlik olabiliyor. Bunun çok daha geniş kapsamlı bir şekilde algılanması gerekiyor. Bağımsız izleme derken mesela çocukların hak arama mekanizmalarını güçlendirmeleri. Şu anda kapalı kurumlar içerisinde çocukların dışarıyla ilişkilerini sağlayabilen çok az yöntemler var. Mektuplar zaten görülmüştür. Onayıyla çıkıp gidiyor. Avukatları aracılığıyla şu anda küçük bir kapımız var. Ama bu arada da hani hakikaten avukatların çocuklarla ilişkilerinin güçlendirilmesiyle ilgili birçok sorun var. Ziyaret edemeyen, görüşemeyen, gidemeyen, gitmeyen avukatlar da var bir taraftan. Ama öte taraftan hem çocukların kurum içerisinde herhangi bir şekilde şikayet, başvuru yapabilecekleri bir mekanizmanın oluşturması dışarıyla ilişkili. Ama bağımsız. Bunun dışında izleme heyetleriyle ilişkili bunun bir haydi bir açık bulayım, hata bulayım, cezalandırayım mantığı olarak algılanmayıp orada şiddetin oluşmasını ancak bu şekilde önleyebilirimin içselleştirilmesini sağlamak gerekiyor. Peki şimdi son 5 dakikamız biraz... Öneriler kısmı, yani bu işte cezaevleri kapatılsın girişimi 34 farklı örgütten, bileşenden oluşuyor. Genel olarak ne öneriyorsunuz? Sadece çocuk cezaevleriyle ilgili değil, devletin çocuk politikasının arayına girmesi, demokratik bir ülke şablonuna en azından şablon da olsa kavuşması için yapılması gereken asgari düzenlemeler neler? Girişimin ortak ve net talebi çocuk tutukluluğuna son verilmesi ve çocuk cezaevlerinin kapatılması. Bu uzun vadeli bir hedef olarak önümüzde görünüyor. Bununla ilişkili değişim ve dönüşüm sağlanabilmesi için öncelikli olarak çocukla ilgili algının tamamen değişmesi. Gelişimsel özelliklerine uygun ve çocuğa özgü onarıcı adalet ilkelerini içeren bir çocuk adalet sistemi yapılandırma ki bunun çocuk koruma sisteminin bir parçası olduğunun da farkına varma. Bu hani neden adalet sistemiyle ilişkili sorusundan uzaklaşmamak en önemlisi ve tabii adalet sistemiyle ilgili sistemiyle çalışan çocuklarla ilgili olarak da alternatif yöntemlerin oluşturulması. Bu herhangi bir kuruma yerleştirilmeden önce toplum içerisinde kendi ayakları üzerinde nasıl durabilir ve bir arada yaşama kültürü nasıl verilebilir? Biz bir taraftan bütün bu neden sonuç ilişkilerinde şamar oğlanını çocuklar üzerine kuruyoruz. Aslında hani bir neden sonuç ilişkilerini kuş bakışı bir bakıp herkesin kendi sorumluluğunu bir tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Eğitim sisteminde, sokakta, işte demokratik süreçlerdeki katılımda biz aslında çocukları ne kadar görüyoruz, ne kadar önemsiyoruz ve bunu yapmadığımız zaman da sonuç bu oluyorsa bir de biz üstüne çocuğu kapalı kuruma yerleştiriyoruz. Bu böyle bir dizge. Şimdi burada Adalet Bakanlığı, daha doğrusu devlet ve devlet kurumlarının bir beceriksizliği mi söz konusu, yoksa bu bir kasıt mı? Yani bu bir çocuk politikası mı? Çocukların kapatılması, çocuklarla ilgili bu tür düzenlemelerin, çocuk lehine düzenlemelerin yapılmaması bir politik perspektife işaret etmiyor mu? Yoksa bu bir hakikaten beceriksizlik mi?
Yani bir beceriksizlik olduğunu düşünmek istiyorum bir taraftan. Ama ne yazık ki hani çocukla ilgili yaklaşıma baktığımızda çocuğa şekil verilmek istenen ve işte çalışsın, üretsin ve benim istediğim gibi olsun diye bir anlayışın hakim olduğunu da görüyorum. Yani hem temel bir yaklaşım bozukluğu var, bir, onunla ilgili bir beceriksizlik yok aslında istediği gibi olması için. O, aslında o ideolojinin yolunda gayet başarılı gidiliyor. Ama işte bir şeyin değişim dönüşüm sağlayabilmesine olan inancıyla da bunun bir beceriksiz olmasını istemek böyle bir belki de en hayal oluyor. Hayal gibi. Evet. Çocuk cezaevlerinde kalan çocukların elinde 3 nokta görmüştüm. Bilmiyorum, duymadım, görmedim. Şimdi bu Şakran cezaevinde Kürt çocuklara saldıran akranlarının ellerinde 3 hilal olduğu aktarılıyor. Yani bu görmedim, duymadım, bilmiyorumun artık 3 hilale dönüştüğü bir ya da en azından bir de öyle bir versiyonu olduğu söyleniyor. Şimdi bu aynı zamanda cezaevleri içerisinde çocuklar arasında da bir kapışmanın, bir mücadelenin olduğunu gösteriyor. Bunun önüne konacak bariyer nedir? Ve bu kasti mi yapılıyor? Örneğin Pozantı'dan çıkan çocukların işte bazılarının PKK'ya katıldığını sonradan biliyoruz. Bazıları tekrar hapishaneye giriyor. Bununla ilgili en azından sivil toplumun, insan hakları örgütlerinin ve Avrupa'da ilgili kurum ve kuruluşların yapabileceği şeyler nelerdir? Yani çocuklar Adalet Bakanlığı'nın ve bu sistemin insafına mı terk edilecek? Bu dışarıdan niye etkin bir mücadele yürütülmüyor? En azından bu çatıştırmanın hükümsüz kılınması konusunda. Bu son soru olsun, evet. Çok az zamanımız kaldı. Tamam. Ya orada tabii hani kapalı kurumda yaşananlar toplumun yani dışarıda olandan farklı değil. Onu tekrar bir göstermek gerekiyor. Kapalı kurumda dışarıda yaşananların daha damıtılmış ve daha yoğun olan süreçlerini görüyoruz. Ve buradaki çözüm aslında dinlemeye başlamak. Bu çocuklar ne demek istiyor? Ve bunu şiddetsiz bir şekilde nasıl ifade edebilirlerin yollarını açmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece kutuplaşma, birbirimizi dinlememenin de önünü alamayacağız ne yazık ki. Orada evet o üç nokta tamamen bir infaz kurumunun bir de kültürünü de sembole eder. İçeride olanlar dışarıda konuşulmaz gibi. Ve bunun artık başka simgelerle de ifade ediliyor olması bütün bu kültürün bambaşka artık ideolojik konularla da harmanlandığı ve daha da çözülemez hale getirildiğini de gösteriyor. Burada bir alarm durumu verip artık çocukları dinlemeye ne demek istiyorlar? Teker teker bir dinleme sürecine başlamamız gerekiyor. Bu Pozan Şakran'la ilgili raporda çocukların kolay kolay konuşmadığına da işaret ediliyor. Biz hapishanelerde olup bitenler hakkında ne kadar bilgiye sahip olabiliyoruz? Çocuklar bunların kaçını ailelerine anlatabiliyorlar çıktıklarında ya da sizlere işte siz gidip görüşüyorsunuz ya da avukatlarına ne kadarını anlatabiliyorlar? Belki de biz aslında hakikatleri hiçbir zaman tam bilemiyoruzdur. O orada hani bu çocukların aktarımlarıyla ilgili bir güven ortamı oluşturulmadan zaten anlattıklarının çok kısıtlı olduğu ortada. Ve bu yüzden bir dinleme sürecinin de çok sağlıklı bir şekilde yapılandırılması gerekiyor. Evet, çok az olanaklarla orada olan bitenleri paylaşabiliyorlar. Ama farklı yollar ve farklı araçlar oluşturmak gerekiyor. Tahliye olduktan sonra, kurumlar içerisindeyken avukatları aracılığıyla
o bilgilere ulaşmayı zorlamak gerekiyor. Başka bir şeyi yok. Başka bir şey yok. Yolu yok. Çok teşekkür ederim. Evet, Emrah Kırımsoy her ne kadar çocuklarla ilgili sürekli daimi yıllardır araştırmalar, çalışmalar yürütüyor olsa da mevcut sistem dolayısıyla pek çok veriye ulaşamadığı için cezaevlerindeki genel istatistikleri nakledemiyor. Anlaşılan bu alanda sivil toplum örgütlerinin de tıkandığı bir nokta var. Siz bu bölüm programı izlediğiniz gün, Salı günü cezaevleri kapatılsın girişiminin Adalet Bakanlığı'yla bir toplantısı gerçekleşecek. Umarız buradan olumlu bir netice çıkar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.